Herkese selamlar dostlar. İkinci hafta spor programımıza hoş geldiniz. Şöyle kısa bir açıklama yapıp maçlara geçmek istiyorum. Öncelikle çok uzun detaylı bir video olmayacak bu. Biraz zaten şöyle söyleyeyim dostlar. Yani ben buradaki bütün maç, takımların maçlarını izledim. 90 dakikasını izleyemediğim özetini izledim. Ama genelde beni biliyorsunuz 3 ekran 4 ekranı izleyen birisi olarak hatta bazı maçları Alanya Başakşehir maçını stat'tan izledim. Ona göre sürpriz ne çıkabilir? Takımları gördük ne yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Haftanın sürprizleri ne çıkabilir ondan bahsedeceğim. Ama şöyle söyleyeyim sizlere bu hafta biraz beraberlik fazla çıkabilir. Yani ilk hafta itibariyle denk takımların bazıları şu an bu ikinci hafta eşleşmeleri birbirlerine denk düşebilirler çok fazla sürpriz çıkarsa bile bunların beraberlikle çıkmasını bekliyorum. Tercihlerimi o yönde yapacağım. Dilerseniz ilk maçımızla başlayalım. Bu SporToto toto videolarında normalde şöyle söyleyeyim. Kendim de geçen hafta 256 TL'lik oynadım. 10 tane de 10, 10 da kaldı benim. 5 tanesi başarısız oldu. 256 TL'lik yapmıştım. Bu hafta 512'lik yapabilirim. Bildiğiniz üzere SporToto zaten zamlı. Zamlı fiyattan oynuyor. Zamlandı. Zamlı fiyattan oynuyoruz artık. Bu hafta muhtemelen sürprizleri daha çok beraberliğe alaraktan da 512 TLlik bir kupon oluşturdum. Değerlendireceğim. Bol şanslar başlayalım. Antalya Konya maçıyla start verelim. Antalya Konya maçında benim beklentim burada 1 ve 0 şeklinde olacak dostlar. Hemen maç hakkında biraz bilgi vereyim sizlere. Şu yönde Konya'nın ilk mücadelesini izledim. Oynadı ama bal yapmayan arı misali oldu. İstanbulsporla kendi evini bir birlik berabere kaldı. Aslında pozisyonlar da buldu fakat bir nevi bal yapmayan arı gibi oldu. Tam o üretken pozisyonlarını elde edemedi. Antalya maçında Trabzon maçında Trabzon'la deplasmanda oynadı. Bu maçta olası bir beraberlik bence biraz daha önde olabilir. Antalya'da iyi bir direnç gösterdi. Özellikle ikinci yarının son 15-20 dakikası Trabzonspor doğru düzgün orta sahibiyle geçemedi öyle söyleyeyim. Öyle bir baskı kurdular. Burada Antalya'nın kendi evinde daha çok benim için öncelik burada beraberlik fakat isteyenler 1 ve 0 şeklinde yapabilirler. İkinci mücadelem İstanbul Kayseri karşılaşması. Ben burada doğrudan yine sürpriz ihtimali var. Var mı yok, yok mu var yani. Burada da bir beraberlik olma ihtimali bence var. Kayseri'de Galatasaray maçında oynandı. Yine burada İstanbul tarafına alınmaz. İstanbulspor Spor ciddi manada hazır değil yani. Kayseri burada muhtemelen kazanabilir. Ama sürpriz ihtimali de beraberlik de var. O yüzden ben burada beraberliği de ön plana çıkarmanızı öneriyorum. Ya yani ikili tercihleriniz bu hafta Süper Lig'den yana kullanın. Çünkü Süper Lig'de bu hafta biraz beraberlikler ön plana çıkabilir. Üçüncü mücadelem Rize Alanya. Benim sizlere önereceğim tek riskli olarak geçmek isteyen varsa iki olarak geçebilir. Ama yine burada yanına sıfır eklenebilir. 2 veya sıfır şeklinde yapılabilirsiniz. Ama illa tek geçeceğim diyorsanız da Alanya'yı geçin. Alanya'yı ben stat'tan izledim. Başakşehir mücadelesinde. Alanya'nın yaptığı transferler çok iyi. 17-28 numaralı bu isimler. Anderson, Javier gibi isimler. Doğrudan takıma katkı veren isimler olmuş. Yeni transferler bunlar. Gerçekten ön plana da çıktı. İyi de oynayan bir Alanya spor vardı. Ve dün hak ederek kazandı. Sattan izlediğim bir mücadeleydi. Ben düşük misli alacaksam bunu doğrudan 2 olarak alabilirim mesela. Fakat yanına sürpriz bekliyorsanız ben burada Alanya'nın izleye kaybetmesini beklemiyorum. O yüzden 0-2 olaraktan da doğrudan alabiliriz. Geçelim Galatasaray mücadelesi. Doğrudan tek geçeceğim bir mücadele. Galatasaray ilk hafta puan kaybetti. İkinci hafta kaybetmez mantığıyla gitmiyorum ben burada. Trabzonspor'u da izledim. Galatasaray'ı da izledim. Trabzonspor bu sezon gerçekten hazır değil. Gerçekten hazır değil ciddi manada. Kadrosu geçen sezonun kadrosu aynı okey. Fakat ben Trabzon'un oyunu hiç beğenmedim. 1-0'ın üstüne yattılar ki ayrıca kondisyon olarak da, da, takım çok hazır değil gibi geldi bana. Galatasaray bence burada arenada taraftar önünde ilk haftanın da puan kaybetmesiyle bu maça ekstra asılacaktır diye düşünüyorum. Ben burada Galatasaray'ı tek başına geçin diye düşünüyorum. Yani sürpriz aramayın bu maçta bence Galatasaray doğrudan bu maçta kazanacaktır. Yani ben bu maçı yüksek misli bile yapabileceğimi düşünüyorum. Diğer mücadelem Hatay-Kasımpaşa karşılaşması. 1 ve 2 olarak aldım bu tercihi. Sıfır almadım burada. Burada sürpriz çıkma ihtimali şöyle olabilir. Belki Kasımpaşa da kazanabilir bu mücadeleyi. Çünkü Kasımpaşa da ilk hafta itibariyle Ankara gücü maçını oynadı. İyi de oynadı üretiyor da. Hatay burada çok öne çıkarsa Kasımpaşa tarafında cezalandıracak fal gibi isimlerle birlikte ceza kesebilecek oyuncular var burada. Olası bir gaz Kasımpaşa galibiyeti de çıkabilir. Fakat Hatay tarafı da iyi başladı. Onlar da nokta transferler yaptı. Ve transferleri de iyi. Yani buldukları girdikleri pozisyonu değerlendirdi. Eğer arkada boşluk verirseniz bunlar 5 tane atar. Pendi'ye öyle yaptılar ki 3-4 tane kaçan net pozisyonları vardı. 1 ve 2 olarak değerlendirme altına aldığım karşılaşmalardan bir tanesi. Diğer mücadelem Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşılaşması. Yani Başakşehir'i izledim. Çok hazır değil fakat şöyle söyleyeyim. Karagümrük daha da hazır değil. Forvet'inde ne var? Salih Tursun oynuyordu defans. Trabzonspor'dan hatırladım. hani hakeme sarı kart gösteren var ya zamanında hatırlayanlar vardı mutlaka vardı. Tek geçmek isteyenler burada Başakşehir'i tekli olarak geçebilirler. Ama bir sürpriz arayanlar varsa ben burada Karagümrünün kazanmasını beklemiyorum. Ama tek geçmek isteyenler bir olarak geçsin. Yanına ekstra bütçesi fazla olanlar olsun sürprizden kaçmak için 0'ı da ekleyebilir. Fakat ben burada tek geçmenizi öneririm. Başakşehir burada kazanabilir gibi geliyor bana. Karagümrünün bu kötü oyununa rağmen. Tek geçtiğim maçlardan biri de Beşiktaş karşılaşması. Beşiktaş'ı da tek başına geçtim. Neden tek başına geçtim ondan bahsedeyim. Ee, kendi evinde taraftar önünde pendik zayıf. Yani defans hataları fazla. Arkada boşluk yapıyor. Yani baskı oyunu oynarsanız bu pendi çok da zorlanmadan kazanırsınız gibi geliyor bana. O yüzden ben burada doğrudan Beşiktaş'a tekli olarak bir olarak öneriyorum. Değerlendireceklerle bol şanslar. 8. mücadelemiz Gaziantep'te Sivas Spor karşılaşması. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Yani benim içinden geçen doğrudan bir sıfır var. Öncelikle tek de olsam sıfır alırdım bu mücadeleyi. Fakat Sivas hazır değil. Sivas hazır değil. Gaziantep mücadelesi de bu maçta bir reaksiyon gösterebilir ki. Fenerbahçe maçında bence oyunun içinde kalan, yani kalmaya çalışan son dakika o penaltılar olayları vesaire... Top çıktı çıkmadı o muhabbetler de var. O muhabbetlere hiç girmeyelim. Fakat Gaziantep burada bir reaksiyon gösterebilir. Onların da kadrosu kaliteli. Bence Sivas'a göre kadrosu daha önde olan bir Gaziantep var. 0-1 şeklinde değerlendirme yapabiliriz. Değerlendirecekler bol şanslar. Mesela haftanın sürprizlerinden biri de burada Ankara gücüyle Adana Demir olabilir. Neden olabilir dostlar? Adana Demir Avrupa'da tekrardan bir maç oynayacak Perşembe günü. Tekrardan hafta sonunda bir mücadelesi var. O yüzden burada haftanın sürprizlerinden biri çıkabilir. Maçın düz beklentisi zaten Adana Demir bu oyunuyla kazanabilir. Ama ben burada bir Adana Demir'in puan kaybetme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ankara gücü yener mi? Aslında kapatabileceğiniz bir maç olursa, bütçeniz varsa kapatmanızı da öneririm. Neden diye sorarsanız Ankara gücü de ilk hafta 3-2 mağlup oldu. Gerçekten solla birlikte hücum hattında iyi işler yapıyor. Hatta Tonlay Kapkası'nın açıklamalarından bahsedeyim ben sizlere. Yani Süper Lig'in en iyi teknik adamlarından biriyim e, gerektiğinde bırakmasını da biliriz. Fakat şu an öyle bir şey düşüncemiz yok. İyi oyunumuzu devam ettireceğiz şeklinde vesaire vesaire. Adana Demir'in yorgun olduğunu düşünerekten de isterseniz bu maçı kapatabilirsiniz. Ama benim tercihim burada bir beraberlik çıkabilir. Haftanın sürprizlerinden biri de burada bir de olma ihtimali de var. Kapat, kapatarak geçerseniz bence kafanız rahat olacağı bir maç olur gibi geliyor bana. Samsung Fenerbahçe mücadelesinde Samsun olası bir çelme takma ihtimali var mı? Buna baktım. Bence e, zaten Samsung ilk hafta beraber kaldı ki skoruna kadar bildik. Fenerbahçe iyi oyunuyla birlikte özellikle Zeko ve Tadic'in takımı çok fazla yükselttiğini gördük ilk maçta. Taraftarı kaldığını, kaldırdığını oyunculara özellikle Zeko'nun takımda bir liderlik yaptığı çok bariz. Bariz bir şekilde gözüküyor. Yaşı tecrübesi itibariyle bunu yapıyor. Burada Fenerbahçe'yi tek geçtim. Fenerbahçe'nin tekrardan kaybedeceğini düşünmüyorum dostlar. Bayern Münih mücadelesinde tek geçebileceğiniz bir karşılaşma. Harry Kane geldi takıma ve ilk mücadelesinde 3-0'lık mağlup oldu. Kupa kaldırma şansı vardı. Kariyerin ilk kupası kalkma ihtimali vardı. Fakat oyuna zaten 2-0 iken girdi. Oradan üçüncü golü yediler. Bayern Münih de bence burada tek geçin. Lige bence iyi bir başlangıç yaparak da mücadeleyi kazanacaktır. Diğer mücadelem 0 ve 2. Tottenhamla Manchester United mücadelesine maçı da şöyle aldım dostlar hemen anlatayım sizlere. Ben e, Tottenham zaten Kane'i kaybetti, daha yeni bahsetmiştim. United'ın zaten kazanacağını biliyordum. Dün de kazandı. 1-0 kazandı. Zaten YouTube'da ne verdik ona? 4.5 altına 1 verdik. Kazanmasını da bildik. Ben burada da Manchester United'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Ne kadar Tottenham kendi evine iyi vesaire bunlar olsa da ben burada United'ın oyunu kaynaklı ve öne geçerse, ilk golü United atarsa dostlar skora yatmayı çok iyi başarıyor. Bu takım o yüzden burada 0-2 şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz. Ben burada United tarafında olacağımı belirteyim. Diğer mücadele Manchester City mücadelesi ile oynayacaklar ve Newcastle çok zor bir takım. Yani çok iyi oynayan bir takım ve City'yi burada zorlayabilir ama bir olarak düz geçmek isteyen geçebilir City'dir bu. Olası bir puan kaybı burada beraberlik olur. Ya yani dedim ya bu hafta biraz beraberlik haftası olabilir diyerekten de. O yüzden burada isteyen 1 ve 0'ı da değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadele Barcelona mücadelesi. Barcelona son mücadelesinde bir berabere kalmış olması lazım. Ee, 90 dakika sizinle bak. 85'e kadar izledim. Ondan sonra uyumuşum. Geç başladı ciddi manada. Şu anda videoyu kapatıp bakmıyorum. Fakat sanırım berabere biten bir karşılaşmaydı. Neyse Barcelona burada kendi evinde Cadiz'de oynayacak. Cadiz'in ilk hafta zaten oyuna da oyun belli. Barcelona kendi evinde burada. Gelen transferler, gidenler vesaire derken Dembele de takımdan ayrıldı. Cancelo yakın zamanda katılabilir. Barcelona'ya doğrudan bir geçtim. Juventus Udinese maçına da burada bir olası sıfır ihtimal de var bence. Dediğim gibi beraberlik haftasından burada bir sürprizler beraberlikle çıkabilir. 0-2 şeklinde değerlendirdim. Juventus da burada aldığı cezalar mezalar derken burada lige iyi başlamak isteyen taraf olabilir ama olası bir puan kaybı gelirse de beraberlikle gelecektir diye düşünüyorum. Benim önerilerim, düşüncelerim bu yönde. Toplamda 15 tane mücadele vardı. Hepsini anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Siz de kendi spor tata görüşlerinizi burada yorumlara yazabilirsiniz. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere.